Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda Ali Şam Konyalı, dijital pazarlama uzmanı ve danışmanı ve bildiğiniz gibi bir röportajlar ve söyleşiler bölümümüz var. Ve bugünkü videomuzun konuğu Sayın Erdem Karagöz. Kendisi satış, ikna, pazarlama konularında gerçekten ciddi bir uzman. Onlarca hatta yüzlerce ciddi anlamdaki şirketlere danışmanlık ve eğitimler vermiş. Kendine has, kendine özel 3-4 tane kitabı var. Bugünkü konumuz zaten satış, ikna, iletişim ve kitaplar olacak. Erdem Hocam, öncelikle bizi izleyenleri kendinizi bir tanıtabilirsiniz ya da kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz, onu da çok merak ettim. Tabii. İsmim Erdem Karagöz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Üniversite hayatı size bir diploma veriyor. Sonra donanımlarınız size ait. 600 saatlik koçluk eğitimi aldım ve sahada çalıştım. Bakın, Bakırköy'de deniz otobüslerinin olduğu yerde çiçek satıcılarını tam 8 saat boyunca inceledim. Ne derler, baskısından nasıl kurtarıyorlar, nasıl davranıyorlar? Statü ve ünvanların arkasındaki insanlardan farkları ne? Sadece bunları araştırdım. Sahada insanların davranışları nasıl değişecek, ne yapacak, bunlarla ilgili uzun süredir çalışıyorum. Yayınlanmış kitaplarım içinde biri Türk İşçi İkna kitabı, ikna alanında. Şu anda da Satış İknası kitabımız yayında. Bu kitap İzmir'de geçiyor. Kitabın kahramanlarından biri Ali Koç ve Bora Özdemir diye bir gencin doğumundan çok iyi bir girişimci olup çok iyi bir şirket kuruncaya kadar anılarını yazdık. Ve müthiş bir bilinçaltı kitabı. Çünkü geçmişte eşleştirme yapıyoruz. Eğer geçmişte ne kadar çok iş yaptıysanız, ne kadar çok insana dokunduysanız, ne kadar çok insanın hayatını merak ettiyseniz ve ne kadar çok çalıştıysanız karşılığını alıyorsunuz. Bu kitapta da Bora Özdemir bunları yaşıyor. Tabii biz kurumsal eğitimlere devam ediyoruz. Şirketlerde çalışıyoruz. Çok ciddi projeler yapıyoruz. Yıllık projeler yapıyoruz. 7-8 yıldır süren projelerimiz var. Şunu çok iyi biliyorum. Her eğitim, her sahne, her saniye bize bir şeyler öğretiyor. Biz öğrenen bir organizasyonun parçasıyız. Girişimci arkadaşlara şunu söylüyorum. Zamanlarını, emeklerini ve paralarını harcamaktan korkmasınlar. Çünkü yatırım yapmaktan, kesinlikle yatırım yapmaktan asla ve asla korkmasınlar. En önemli yatırım öğrenmeye. Felsefe okusunlar, Umberto Eco okusunlar ve yaşamlarına dokunan yeni insanlarla buluşsunlar. Çünkü siz hayatınızda en çok zaman geçirdiğiniz 5 insanın bileşkesisiniz. Kesinlikle. O çok çok önemli. Evet. Benim hayatımda aslında bu formülü öğrendim de, yani çevrendeki 5 kişinin ortalaması sensin dediğimde ben geriye baktım, dedim ya çevremde kimler var? Gerçekten onlar gibi olmak istiyor muyum? Daha sonrasında kendimi aslında daha üst düzey pozisyonlara taşıyabilmek adına o tür çevrelere girmeye başladım. Güzel tavsiyelerle başladık aslında. Şu anda bizi birçok girişimci izliyor. Ve ben kendim girişimci olarak, genç girişimci olarak aslında hayatımda işte 19 yaşımda 20'li yaşlarında okuduğum işte satış, ikna ve iletişim kitaplarıyla aslında kendime çok ciddi bir özgüven geldi. Çünkü karşı tarafta sağlıklı iletişim kurulduğunda ya da karşı tarafta işte ikna edebilip satış pazarlamayı gerçekleştirdiğimizde gerçekten müthiş bir özgüven geliyor. Bir girişimci olarak ya da genç bir girişimci olarak neden satış, ikna süreçleri ya da iletişim hayatımızdaki önemi nelerdir hocam? Yani sizden daha iyi bunu yani çok az bir kişi bilir, o yüzden hazır yakalamışken hemen alalım bilgileri. Şimdi aslında hayatın her saniyesi satış. Bir projeniz var, önce kendinizi satmanız gerekiyor. Kesinlikle. Bir projeniz var, projenizi satmanız gerekiyor. Bir projeniz var, hayallerinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Bu satış. Bugün 4 yaşında bir çocuk ailesini, annesini, babasını bakkala sokmak için, markete sokmak için de bir satış yapar. Ya da siz 1 milyon dolarlık, 5 milyon dolarlık bir projeyi de satarken satışın, iknanın, iletişim içindesiniz. Bakın, buradaki hikaye şu. Siz kendinizi nasıl çerçevelediniz, nasıl konumlandırdınız ve kendinizi nasıl ifade ettiniz? Karşınızda çok ciddi girişimci yatırımcılar olacak. Karşınızda çok profesyonel insanlar olacak. Ve burada sizin yapmanız gereken gerçekten bu insanlar, evet ona güvenebilirim, projesi değil, şahsına, kişiliğine güvenebilirim mesajını alıyorsa sizinle iş yapıyor. O yüzden biz dünyanın kullandığı 42 ikna taktiğini bir kitap haline getirdik. Ve çok güçlü soru sorma, çok iyi dinleme, çok iyi algılama, görsel yetenekleri çok iyi kullanma, mikro ifadeleri çok iyi okuma gibi organizasyonların içinde bulunduk. Eğer bunları geliştirirsek, eğer bunlara yatırım yaparsak, inanın kazancınız, elde ettiğiniz gelir çok daha artacak. Üstelik bunları daha az emek vererek yapacaksınız. Yani aslında eğitim, yani hayatımızın her alanındaki
eğitim yatırımı bizim gerçekten hayatımızı çok çok daha rahat kolaylaştırabiliyor. Mesela ben bu anlamda geliştirmem gereken becerilerin arasında özellikle video çekmeyi koymuştum ve video çekimi deneyerek, yaparak öğrenmeye başladıktan sonra bir kere çektiğiniz videodan dolayı gerçekten birçok insana erişim sağlayabiliyorsunuz. Satış pazarlama ikna süreçlerinde öğrendiğimde aslında karşıma oturan kişi kim olursa olsun onunla çok rahat bir şekilde iletişime geçebiliyorum. Bu da ya da işte fikrimi izah edip karşı tarafa satışı çok rahat bir şekilde kapatıyorum. Dolayısıyla satış dediğiniz gibi hayatımızın her alanında olduğu için aslında bir an önce öğrenilmesi gereken ve yani öğrenilmesi o kadar da zor bir şey değil. Çünkü çevremizde özellikle Türk insanı işte pazarlamacı, satışçıyı görünce böyle bir ters etki oluyor. Bu ters etkinin sebebi sizce nedir hocam? Yani karşı tarafın amatör davranması mı ya da kendisini sağlıklı bir şekilde yetiştirmemiş olması mı? Yani bizim Türk toplumu neden satıcılardan ya da işte pazarlamacılardan böyle çantacı tiplerden neden korkuyoruz? Evet. Ellerinde çok ciddi kaliteli ürünler olmasına rağmen çok önyargılı davranabiliyoruz. Bunu nasıl aşabiliriz? Tabii şimdi Türkiye 40 yıl 50 yıl önce pazarlamacı ve dilenciler girilemez yazılarıyla yaşayan bir ülke. Şimdi pazarlamacı, profesyonel bir satıcı, profesyonel bir pazarlamacı danışmandır. İnsanların hayatına dokunur. Eğer kısa süreli vurkaç yapan insanların eşleştirmesi ise insanlar sadece pazarlamacı olarak onları görüyorsa elbette canları yanmış, üzülmüşlerdir. Evet. Ancak profesyonel satıcılar profesyonel danışmandır. Profesyonel insanlar sizin hayatınıza dokunur. Sizin daha çok kazanmanızı sağlar. Kesinlikle. Sistem şöyle çalışır. Hiçbir satıcı sadece şirketini korumaz. Şirket ve müşteri arasındaki dengedir satıcı. Ona sırlar verir. Onu rahatlatır ve müşteri çok iyi bilir. Eğer bir satıcı, profesyonel bir satıcı almasını tavsiye ediyorsa mutlaka yarar vardır. Eğer satışı bunun dışında kullanırsak elbette çok işe yaramıyor. O zaman zorluklar çekiliyor. Bizim satışla, pazarlamayla ilgili gerçekten dünya çok değişiyor. Pazarlama çok değişiyor. Satış çok değişiyor. İnsan çok değişiyor. Eskiden şirketler azdı, ürünler azdı. Evet. Şimdi şirketler çok fazla. Rekabet fazla. Kesinlikle. Ve her insan her saniye değişiyor. Çok küçük bir bilgi girişi, herhangi bir mail, WhatsApp'tan aldığı bir bilgi ya da bir mesaj onun bakış açısını değiştiriyor. İşte bu nedenle artık satış çok profesyonel, çok uzmanlık gerektiren ve her gün kendini yenileyen bir meslek. Kesinlikle. Kitabınızda bilinçaltından bahsettiniz. Aslında ben bundan belki 4 sene önce Cantan hocamızın, yine ortak arkadaşımızın Cantan Kaya hocamızın bana tavsiye ettiği işte bilinçaltının gücü ve işte bilinçaltını %100 kullanma ile alakalı, düşünce gücünü %100 kullanma kitaplarıyla birlikte kendimi böyle bir hayatımda kırılma noktalarından bir tanesi oldu. Çünkü bilinçaltının ne kadar derin ve hayatımızda ne kadar etkili olduğunu keşfettim o kitaplarla. Daha sonrasında işte hem İngilizce videolar hem Rusça kitaplarını okumaya devam ettim. Bilinçaltının hocam önemi nedir? Yani genel hayatımızda, işte satış pazarlamada, çünkü onun taktikleri var bildiğimiz gibi. Hani bilinçaltına seslenebilirsek gerçekten kişiyi yakalayabiliyoruz ya da bilinçaltı bizi nasıl yönetiyor daha doğrusu? Şimdi bilinçaltı aslında bizim %98'imiz. Yani her şey bilinçaltı. Özellikle 0-3 yaşı nasıl geçirdiğimiz, neler yaşadığımız o dönem bizim bilinçaltımızı çok şekillendiriyor. Böyle olunca ister satışta, ister herhangi bir kod vermede, ister bir reklam mesajında biz bilinçaltına bütün duygularına hitap edebiliyoruz. O nedenle mantıklı düşünebilme yeteneklerini bilinçaltı çok daha hızlı bir şekilde öncelliyor ve biz satışı da bilinçaltına yapıyoruz. Yani bilinçaltıyla ilgili gelişmek zorundayız. Kişinin bilinçaltının ne olduğunu öğrenebilmenin iki tane yolu var. Bir, çok güçlü soru sormalıyız. Evet. Bakın, sorduğumuz soruların altına mutlaka çok hızlı ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci soruyu yerleştirebilmeliyiz. Müşterimizin ya da karşımızdaki kişinin ilk 5 saniye içinde hiç düşünmeden verdiği mesaj tamamen bilinçaltıdır. Evet. Bir süre sonra bilinçli düşünmeye başlar. Oysa bizim alanımız, bizim hedefimiz o ilk 5 saniye içinde kullandığı 7-8 kelimedir. Buraya çok dikkat edelim. Bilinçaltına satış yapıyorsunuz, bilinçaltına girişim satıyorsunuz, bilinçaltına organizasyon satıyorsunuz. O nedenle 1. Çok güçlü soru sorma yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. 2. Çok iyi dinleyici olmamız gerekiyor. Yani karşımızdaki kişi bize güvenmeli, egosunu okşamalıyız. Mücadele gücünü arttırmalıyız. Bizimle birlikte olmaktan keyif almalıyız. Bunu da yapmak için dinlemeyle ilgili birkaç tane çok basit ipucu verebilirim. 1. Karşımızdaki kişi konuşmasını bitirdikten sonra cümlesini bitirdiği anda
noktayı koyduğunda bir saniye susun. O bir saniye içinde ya konuşmaya devam edecek, cesaretlenecek ya da siz o bir saniye içinde zihninizden cevabınızı hazırlayacaksınız. Biz genellikle dinlerken karşı tarafa cevap hazırlarız, dinlemeyiz. Bunu yaptıktan sonra ikincisi mutlaka ve mutlaka karşımızdaki kişiye tek kelimelik onay ya da geri bildirim yapmayalım. Ha tamam anladım yerine doğru mu doğru mu duydum, tam olarak bunu mu anlattın, harika, katılıyorum ya da katılmıyorum gibi geri bildirim verelim. Yani en az 2 ya da 3 kelimelik geri bildirim verelim. Süper. Metodoloji süper yani. Dinleme gerçekten çok çok önemli. Şimdi sıradaki sorumuz aslında şu, benim aslında en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Malum hani ülkemizin nüfusumuzun %80'i şu anda şey diyor, ülkede kriz var diyor. Evet. Şimdi ben krizle alakalı kendimi nasıl yöneteceğimi çok şükür sayenizde o kitaplarınızla ve diğer kaynaklarda öğrendim. Evet. Şimdi bu kriz algısını ya da mevcut hali nasıl yönetebiliriz? Yani ülkedeki bu kriz halini nasıl fırsata dönüştürebiliriz ya da kriz var mıdır yok mudur? Yani bir satışçı sonuçta ben sizi kariyeriniz boyunca izlemeye devam ediyorum. Hani ülkede kriz olsa da dolar yükselse de inse de sizin yükselmeniz ve işte hayat standartınız aslında artmaya başlıyor ve bu şunu gösteriyor aslında bazı şeyleri bilinçli bir şekilde yaptığınızı ve krizleri fırsata dönüştürdüğünüzü gösteriyor ve bu anlamda bizi izleyen kişiye krize karşı nasıl davranması gerektiğini ya da gerçekten kriz var mı ya da krizi nasıl yönetebileceğimizle alakalı neler yapabiliriz? Evet. Şimdi krizi şöyle anlatalım. Bir futbol sahasındayız ve beklenmedik çamur var. Saha çok kötü. Evet. Bu çamurda herkes oynuyor. Evet, her iki takım da çamurda var mı? Evet, şartlar eşit yani. Evet, o zaman herkes için şartlar eşit. Şimdi bu çamurda bazı oyuncular şunu söyler. Allah'ım sağ çok kötü, benim oynayamam, ben teknik düzeyi çok yüksek bir oyuncuyum, asla çamurda oynayamam derken bazı oyuncuları daha çok mücadele etmenin yollarını, topu havadan oynamanın yollarını, daha iyi krampon giymenin yollarını düşünür. Kesinlikle. Süper. Kriz aslında insanları geliştirir. Bakın. Hayatınız boyunca hiç mutsuzluk yaşamadığınızı, hiçbir zorluk çekmediğinizi düşünün. Duygusal çöküntü yok. Hiçbir duygusal çöküntü yok. Acı yok. Hiçbir şey yok. Şimdi düşünün. Bakın dünyanın en zengin insanlarının çocukları mutsuzluktan intihar ettiler. Bu hikayeleri biliyorsunuz. İnsanlar egoyla, yüksek egoyla mücadele gücünü bırakmış insanların arasında kalmalıdır. Bu bize iş yaptırtır, bu bizi eyleme dönüştürür. Kriz. Evet, olabilir. Şunu düşünüyoruz, kabul ediyoruz. Evet, kriz var, ben hiçbir şey yapmayayım. Evet, kriz var, insanların çoğu hiçbir şey yapmayacak, ben daha çok şey yapayım. Şimdi İzmir'de falcılar var. Gelir el falına bakar, sana anlatır, çok güzel şeyler, müthiş. Bakın, bir hikaye var burada. Birisi geliyor falcıya diyor ki, işsizim diyor. İş arıyorum diyor, aylardır iş bulamıyorum diyor. Falcı eline bakıyor, 50 lira parasını alıyor. Ondan sonra diyor ki 3 hafta içinde iş bulacaksın. Çocuk o motivasyonla 3 hafta içinde 700 başvuruda bulunuyor. Her türlü işi buluyor. İşi buluyor. Çok basit. Evet, bu kriz paradigmasını bizim yıkmamız, kendimizi eyleme geçirmemiz, harekete geçirmemiz, daha çok çalışmamız, daha çok kürek çekmemiz demek. Evet, gerçek şu. Dünya, bu coğrafyada belki İsviçre, Danimarka, Almanya değiliz. Ancak hepimiz bu geminin içindeyiz ve kriz kelimesi zihnimizde iş yapmamayı, mutsuz olmayı, kendimizi kadere bağlamayı gerektiriyorsa çok yanlış düşünüyoruz. Kriz varsa bu krizin içinde çok iyi işler üretebilecek insanlar da mutlaka var. Ve bu ülkede hala insanlar para kazanıyor, hala insanlar yatırım yapıyor, hala insanlar kendilerini geliştiriyor. Kesinlikle. Kriz, sonuçta ben de iktisat mezunu, yani bir öğrenciyken biz 2008 yılındaki krizi aslında direkt iktisat bölümünde yaşadık. Ve birçok analizlerini falan yaptık ki dediğiniz gibi aslında krizde para hiçbir yere kaybolmuyor. Tabii. Yani para masada. Ama sadece işte konjonktür değişiyor, paranın dolaşım hızı değişiyor ve el değiştiriyor para. Hani birilerinin cebinden fazla çıkıyor, birilerinin cebine daha fazla giriyor ve ben o dönemlerde kendime şunu dedim. Hani artık 3 tane krizi üst üste gördük. Artık bu krizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz derken hani şu andaki gelirlerime bakıyorum. Ben diyorum ki hani normal hallerde bu gelirleri elde edemiyorduk ama kriz döneminde bu kadar gelir elde edebiliyorsak demek ki aslında krizi fırsata dönüştürebilmek yine bizim bakış açımıza bağlı bir şey. Yani umarım yine burada kurban rolünü oynamaktan çıkıp lider yolu, lider pozisyonu üstlenirseniz hem kendinize hem ailenize hem çevrenize çok daha fazla katkısı olur diye düşünüyorum. Evet.
biz mutsuzluktan mutlu olan bir toplum olmamalıyız. Oh, süper, evet. Bize yakışmaz yani. Evet. Şimdi Erdem Hoca gibi aslında satış ve pazarlamada ciddi bir bagajı olan hocamızı yakalamışken şu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi birçoğumuz bir şeyleri satıyoruz ve en çok karşılaştığımız itirazdan bir tanesi bu çok pahalı. Şimdi bunun profesyonel cevabı nasıl olabilir? Yani bunun çok net sorular olduğunu biliyorum. Karşı tarafın da aslında bunu öğrenmesini istiyorum. Yani çok pahalı. Özellikle günümüzde işte soğanın 10 lira olduğu ya da işte biberin işte 15 lira olduğu dönemlerdeyken hani çok pahalı kelimesi itirazını nasıl karşılayacağız? Onunla alakalı ipucu verebilirsiniz, süper olur. Literatürde pahalı sorusunun ya da tepkisinin tek karşılığı var. Neye göre? Yani. Neye göre pahalı? Yani bu kitap 22,5 lira. Neye göre pahalı? Koskoca ciltli bir kitap var. 5 lira satılıyor. Ona göre pahalı. Ona göre pahalı. Peki bu kitabın niş alanı ve hedefi belli. Bunun okuyucusu belli. Kesinlikle. Bu kitabın pazarı farklı. Evet, neye göre pahalı sorusuna karşımıza kişiye sormamız gerekiyor. Fiyat direnci aslında ilk başlardaki dirençler değil. İlk baştaki tepki. Eğer faydayı satabildiyseniz, evet, insanlar gerçekten faydalı olduğuna ikna olduysa, faydalı olduğunu düşünüyorsa ya da faydalı olduğunu çerçeveleyebildiysek satın almak için çok büyük arzu içinde olacaklar. Burada çok teknik kullanılabilir. Yani bir satış eğitimi yapmıyoruz. Çapraz satış yapabilirsiniz, müşteriyi zihinsel olarak hazırlayabilirsiniz, bilinçaltına oynayabilirsiniz. Bugün Coca-Cola, görüyorsunuz Ramazan ayında huşu içinde bizim sakallı dedelerimizi, başörtülü annelerimizi oturtup Coca-Cola ile başlatıyorlar. Ve bu sadece bilinçaltında oynanan bir iş. O nedenle bizim pahalı kelimesinin karşılığında neye göre pahalı, bunun düşündüren sebep nedir? Bakın bunu sorduğumuzda ilk 5 saniye içinde vereceği cevap çok önemli. Evet. Cebime göre, piyasaya göre, arkadaşlardan aldığım bilgiye göre, satın alma grubunun bütçesine göre, neye göre pahalı? Eğer siz ürününüze, hizmetinize ve kendinize inandırdıysanız, müşterinizle bağ kurduysanız fiyat konuşulmayacak bir konudur. Son 5 yıldır çalıştığım herhangi bir şirketle fiyat pazarlığı yapmıyorum. Son 5 yıldır herhangi bir şirkette bir kuruş param kalmadı. Çünkü insanlar aldıkları hizmetin karşılığına bakarlar. Süper. Aslında bununla alakalı çok güzel bir anım var. Beni çok motive etti ve umarım sizi de motive eder. Şimdi mentorlarımdan bir tanesi çok profesyonel bir bilgisayar aldı ve hani günümüz şartlarında şu anda ben de o bilgisayarı almak üzereyim. Yani 10 bin lira ve üzeri bir bilgisayar. Şimdi dedik abi yani ufacık incecik bilgisayar hani çok pahalı değil mi dedim. Şimdi bana direkt dedi ki aslında çok pahalı değil dedi. Sen çok az para kazanıyorsun. Çok güzel. Yani evet, çok para kazanmaya başladığın zaman aslında bilgisayar çok kaliteli, çok faydalı ve hani fayda boyutuna bakacak olursak aslında vermiş olduğun paranın kat be kat daha faydalı bir makine. Ve hani dedi ki yani pahalı diyorsan aslında şuna odaklanman lazım. Sen daha az para kazanıyorsun. Yani çok daha fazla para kazanmaya başladığın zaman aslında fiyat meselesi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla fiyatından ziyade kendine odaklan ve kendi gelirlerini arttırmaya odaklan. Çünkü gelirler arttıkça aslında hiçbir şey pahalı hale geldi. Yani son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Yani nacizane karşıda bizi izleyen genç bir girişimciye 3 tane ana tavsiye verecek olursanız bu tavsiyelerden 3'ü ne olurdu? Evet. 1. İşbirliği kelimesinin içini çok iyi doldurun. Bakın her insan, siz onlara hizmet ettiğiniz sürece, hayatlarına dokunduğunuz sürece, onlara yardımcı olduğunuz sürece, onlar için çaba gösterdiğiniz sürece sizinle işbirliğine hazırdır. Ve kimin, nerede, ne zaman işinize yarayacağını siz tahmin bile edemezsiniz. Evet. Herhangi bir şirketin çaycısı sizin yıllarca ulaşamayacağınız bir insana sizi çok kısa sürede ulaştırır. Aynen. İşbirliği kelimesinin içini çok iyi doldurun. 2. Network'ünüzü her gün geliştirin. Her gün yeni insanlarla tanışın. Zayıf bağların gücüne inanın. Sorumluluğunuz olmayan çok sayıda insanla tanışın. Onlardan deneyim kazanın, bilgi kazanın ve o insanların hayatlarını modelleyin. Mutsuz insanlar, mutlu insanlar, kazanan insanlar, kazanmayan insanlar, hasta insanlar, sağlıklı insanlar, gezen insanlar, susan insanlar, okuyan insanlar, okumayan insanlar. Çok var ya. Evet, hepsini birleştirin ve bunları çok iyi kullanın. Bunun dışında en önemli
Başarı hikayesi sadece ve sadece çalışmaktan geçiyor. Bunun dışındaki her şey hikayenin dışında kalıyor. Farklı bir yol aramayın yani. Başka bir yol aramayın. Evet, bir girişiminizin bozulduğu, işlerinizin bittiği, çok büyük hayaller kurduğunuz bir girişiminizin sonlandığı gün başınızı dik olarak yeni bir girişim için başladın. Bitmiş olmak sadece vazgeçmiş olmak demektir. Eğer vazgeçmediğiniz sürece siz her şeyin en iyisini yapabilirsiniz. Her başarısız organizasyon bir öğreten organizasyondur. Bunu eğer bildikten sonra içsel motivasyonunuzu yakalarsanız, içsel motivasyonunuzu canlı tutarsanız hiçbir engelle karşılaşmazsınız. Çünkü yaşamda bir bumerang etkisi vardır. Siz bumerangı gönderirsiniz, o bumerang size geri gelir. Ne verirseniz, ne ekerseniz onu biçersiniz değerli girişimci dostlarım. Valla bu vermiş olduğu kıymetli bilgilerinden dolayı Erdem hocamıza çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten teşekkür ederim. Böyle mini eğitim gibi oldu yani, çok dolu dolu oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Buna benzer video söyleşileri tekrardan izlemek ve haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun ve çanı aktive edin. Çünkü her yüklenen videoda size uyarı gelecektir. Bu satış ve pazarlama konularında neler düşünüyorsunuz? Bu yapmış olduğumuz söyleşilerden ne tür faydalar aldığınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle Erdem hocamıza da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Keyifle takip edeceğim. Görüşmek dileğiyle.